Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TET AYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 27. günün ikinci dersine. Çokgenleri, dörtgenleri de tokatlıyoruz. Bu konuda bitiyor. Evet, düzgün beşgen ve düzgün altıgenin sorularında kalmıştık galiba. Hemen bakıyoruz kitabımızda sayfa numarası 160'ı ve 161'i de çözüp halledip anlatıp bu işi bitireceğiz. E o zaman hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi şu örnek 24'te kalmıştık. Kerem, yaramaz Kerem. Bu ara çok yaramaz ama çok da. Kerem'in odasının zemini eşkenar dörtgen şeklindeki parkelerin kenarlarının birbirine yapıştırılmasıyla oluşturulmuş. Kerem zeminden 3 tane parkeyi boyayıp gülen surat şeklini yapmıştır. Peki bu duruma babası güler mi? Gülmez tabii ki. Ya evi yeni boyattık. Bütün duvarların yani çizdiler ettiler. Aha. Neyse. Yerleri de bu şekilde. Bir de gülen surat yapmış. Bakalım parkelerden birinin çevresi 16 santimetre ve gülen surat şeklindeki gözler parkenin ağırlık merkezidir. Parkelerin ağırlık merkezi. Buna göre gözler arasındaki uzak nedir diye soruluyor bize. Şimdi burada ne var? Eşkenar dörtgen var hocam. Eşkenar dörtgenle altıgenin ne alakası var hocam? Ne alakası var? Bak bakayım. Eşkenar dörtgenleri yazdık. Birer kenarları ortak. Şunları yazdık. Oo, ne çıktı? Düzgün altıgen çıktı. Hatta şöyle diyebiliriz. Hocam bu açı, bu açı, bu açı eş parkeler ya. Eşit 120 derece. 120 ise o zaman burası 60, burası da 120 derece çıktı. Yani şekli şöyle bir büyüteyim. O zaman burası 60 derece. Burası da kaç derece? Kaç yapıyor? 120 derece yapıyor. E hatta burası 120 ya. Bak şimdi. Kalemi küçültüyorum. Burası 120 ya. Yaz kardeşim. 120 ya. Burası da 120. Ben şuradan şu köşeyi çizecek olursam. Burada bunun devamı bu 120'den dolayı burası 60 yapar. Burası da 60 yapar. E burası da 60. Burası da 60 ya. Eşkenar üçgenler çıkıyor. Aynı mantıktan dolayı şunu da şöyle çeksem. Aynı mantıktan bunu da böyle çeksem. Bu köşegen. Eşkenar dörtgenin köşegeni de oluyor. Düzgün altıgenin simetri ekseni olan köşegeni de oluyor. Şimdi bu gözler tam böyle ağırlık merkezlenmiş. Ağırlık merkezleri arasındaki uzaklık isteniliyor bizden. E arkadaş şuraya bakar mıyız? Burası kaç derece? 60. Burası da 60. Burası da 60. E o zaman şu ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı buluruz. Tam ağırlık merkezleri olduğu için şunlar birbirine eşit eşkenar dörtgende. E o zaman bunlar da birbirine eşit. Eşkenar dörtgende ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır çünkü. Bana bir şey vermiş. Parkelerden birinin çevresi eşkenar dörtgenin çevresi 16 verilmiş. 16'yı 4'e böl 4. Bir kenar 4 çıktı. O zaman çizgi dediğim 4 ise bu kenar 2, bu kenar 2, 2, 2 yaptı mı? Yaptı. E hocam açı da kaç derece? Bak burada 120 derece bulmuştuk. E burası 2. Burası 2. Yani şöyle bir üçgen çıktı orada. Şöyle gösteriyoruz. 2 var, 2 var, 120 var. 30 30 120 üçgeni var. E o zaman burası da 2 kök 3 olacaktır. Evet, 24. soruyu böylelikle gözler arasındaki uzaklığı 2 kök 3 olarak bulduk. Geldik 25'e. Düzgün altıgen verilmiş ve Ali Kara ve Kenan Bey uzunlukları verilmiş. Hemen Ali Kara'ya K yazıyoruz. Kenan Bey uzunluğuna 2K yazıyoruz. Peki oran var. Bir de alan oranı isteniliyor bizden. E ne yapacağız? Alan dağıtacağız büyük ihtimalle. O zaman K'daki alana şöyle üçgen. 2K'daki de tepe noktası E olan şöyle bir üçgen oluşturacak olursam. Şimdi dikkat. K'daki alana A dersem. 2K'daki alan 2A. E altıgende biz şunu biliyoruz. Hani 1'e 2 oran vardı ya. Şu alanla bu alanda 1'e 2 oran vardı. E burası 3A ise burası 3A bölü 2 olur. Niye bölü 2 ile uğraşıyoruz kardeşim? Şöyle yapalım. Direkt buraya 2A diyelim. Buraya 4A diyelim. Toplamda 6A ise burası da 3A olur mu? Olur. E bak 1'e 2 oranı yazdık. Sonra ne yapacağız? Hocam bu da simetri ekseni olduğu için şu alan 9A ise diğer yarısı da 9A'dır ya da şunun direkt 3 katı diyebiliriz oraya. E böylelikle S1 bölü S2 çıktı mı çıktı? S1 dediğimiz 5A çıktı. S2 dediğimizde bak burada 9 ve 4 var. Yani 13. E o zaman burası da 13A. Oranladığımız zaman cevap 5 bölü 13 çıktı. Bak altıgende şu alan dağıtma sorularında gerçekten çok kıymetli. Şurada bir daha çiziyorum pardon. Şu alan dağıtma sorularında çok kıymetli. Burası S'ken buranın 2S olması, buranın da 3S olması gerçekten çok kıymetli. Yoksa sen gelip şuradaki alana 3K 3K buradaki üçgen sinüs alan formülünden bulacaktın. Sonra bu alanı dik üçgenden bulacaktın. Alan dağıtacaktın. Sonra buradaki alanı bulacaktın. Bayağı bir işlem kalabalığı olacaktı. Yani gerçekten şu alan dağıtmada, altıgende alan dağıtmada özellikle 1 2 3 mantığını kullan. Ben bunu kullandıktan sonra alan sorularında bayağı rahatladım. Senin de rahatlamanı istiyorum. Cevap böylelikle 5 bölü 13 çıktı. Geldik örnek 26'ya. Örnek 26'da ne demiş? Bir düzgün altıgenin sözel bir soru. Olsun. Sözel bir soru. E biz ne yapalım? Şekli çizelim kardeşim. Şöyle düzgün altıgenden bahsediyor. Düzgün altıgeni biz de çizelim kardeşim. Gel şöyle çiz. Elini çizmeye alıştır sen de. Hazıra konma. Çiz böyle elinle. Ben de çiziyorum sen de çiz. Çizerken biraz boş konuşalım. Çiziyoruz kardeş. Çizdik mi? Çizdik. Çok düzgün altıgen olmadı ama olsun, sen daha düzgününü çizebilirsin. Güveniyorum sana. Bir düzgün altıgenin 3 köşesinden geçen en küçük alanlı dikdörtgen. 3 köşeden geçen en küçük alanlı dikdörtgen. O zaman birbirine en yakın 3 köşeyi seçmeli. Biri bu, biri bu, biri bu seçmeli. Biri bu, biri bu, birini uzak seçersen böyle o zaman dikdörtgenimiz daha da büyür. Yani şöyle bir dikdörtgen olur. Nasıl bir dikdörtgen olur? Şöyle bir dikdörtgen olur. 3 köşesinden geçen dikdörtgen. Hatta bu da 3 köşesinden geçiyor ama böyle yaptığın zaman 4 köşeden de geçiyor. Biz o zaman 3 köşeden geçen dikdörtgeni şu
şekilde yapalım. Ama köşeleri bu köşeler olmayacak diyor. Bak 3 köşesinden geçen bir dikdörtgenden bahsediyoruz. O zaman şu iki köşesi şöyle 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 seçebiliriz. En küçük dikdörtgenimiz bu olur. Dikdörtgenin uzun kenarı x birim diye söylemiş. O zaman hadi bakalım seçtiğimizi böyle gösterelim. En küçük dikdörtgenimiz bu olacak. Birbirine en yakın 3 noktayı aldım ve dikdörtgenimi oluşturdum. 3 köşesinden geçen dikdörtgen bu oldu. Sonra uzun kenarı x birimmiş. Yani şurası x diyor bize. Aynı düzgün altıgenin tüm köşelerinden geçen dikdörtgenden bahsediyor. Tüm köşelerinden geçen. Bir dikdörtgen çizeceğiz. E bu dikdörtgen nasıl olur? Arkadaş bu dikdörtgen de böyle olmaz mı? Tüm köşelerinden geçen dikdörtgen. Aha da böyle olur. Değil mi? E çizdik bunu da. Dikdörtgenin uzun kenarı ise y. Uzun kenarı büyük ihtimal burası. Yani burayı da buluruz da hangisi daha uzunsa ona bakacağız. Hocam şimdi burada ne var? Düzgün altıgen var. Düzgün altıgende bir köşegen çizilmiş oldu. Bu köşegeni çizdiğimiz için şuradaki açımız kaç? 30-30-120 üçgeni. Sonra burası kaç derece? 90 derece, 120 derece olduğundan dolayı. Burası da 120 ya. 60. Burası kaç oldu? 30 oldu. O zaman buraya ne kaldı? 30. Bak burası da 60 derece oldu. Şuradaki 30-60-90 üçgeninden başlayalım. 1. 30'un karşısına 1 diyorum burada. 60'ın karşısı kök 3 oldu. Burası 2 oldu. Burası da 2. O zaman burası 2 kök 3 oldu. Bir kenar 2 bulmuştuk. Buraya 2 yazdık. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı kök 3. Şurası. Toplamda burası kaç oldu? 2 kök 3 oldu. Burası kaçtı? 2 idi. Sonra burası da 2. 30-60-90 üçgeni burada da var ya. 2, 1 yaptı burası da. Toplamda burası kaç oldu? 4 oldu. Hocam 4 mü büyük? 2 kök 3 mü büyük? 16'ya 12 karelerini aldığımız zaman 4 daha büyük. Dolayısıyla uzun kenarı da mavi dikdörtgenin uzun kenarı da 4 yaptı. Evet bizden x bölü y isteniyor. Y'yi de böylelikle 4 bulduk. O zaman x dediğimiz kaç? 2 kök 3. Y dediğimiz 4. Sadeleştirdim. 2 kaldı aşağıda. Cevaba kök 3 bölü 2 olarak ulaştık mı? Ulaştık. Benzeri sorusu. Yine ÖSYM'de çıktı. Lütfen dikkat. Bak ne yaptık burada? En küçük dikdörtgeni çizerken ki birbirine en yakın 3 noktayı aldım böyle. O noktalar şöyle de olabilirdi. Şöyle şöyle şöyle. O zaman dikdörtgenimiz böyle olacaktı. Fark etmiyor. Yine aynı uzunluk. 2. 2 ise burası 2 kök 3 oluyor. Yani dikdörtgenlerin yeri değişik olabilir ama uzun kenarı değişmiyor kardeşim. Anlaştık. Evet buna göre x bölü y kök 3 bölü 2 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Yine sözel bir soru. Eşkenar üçgen biçimindeki 2 eş karton üst üste konuluyor. Hadi bakalım eşkenar üçgen içindeki biçimindeki 2 tane eş kartonu üst üste koyalım. Şöyle bir eşkenar üçgeni çizdim. Sonra şunu bir şöyle kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım bakayım. Yapıştırdık. Evet şöyle bir üst üste koyacağım. Nasıl koyacağım ama? Dur soruyu okuyalım. Şöyle de koyabilirim. Böyle de koyabilirim. Böyle de koyabilirim. Çevirip de koyabilirim. Neyse. Bu iki kartonu üst üste koyduğum zaman kestikleri bölge bir altıgen olacak. Ben böyle koyarsam altıgen elde edemem ki. Şöyle de koyarsam. Ya, altıgen elde edemiyorum. Şöyle de. Düzgün altıgen elde edeceğim. Nasıl düzgün altıgen elde ederim? Şöyle döndürürsem galiba olacak artık. Böyle koyduğumda altıgen oluyor mu? Aa oluyor. Baksana 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 baksana. Şöyle bir altıgen oluyor dostlar. Şöyle altıgen oldu. Bak kestikleri yer. Aha da burası. 1, 2, 3, 4, 5 altıgen oldu. Çok güzel. Şimdi açıları bir yazalım mı dostum? 60, 60, 60. Bu arada iki tane eşkenar üçgenden altıgen üst üste koyduğun zaman altıgen elde etmeyi gördüm. Anladım. Düzgün altıgen. Düzgün altıgen mi oluyor? Düzgün altıgen. Düzgün altıgense şuradaki eşitleri koyalım şöyle. Şöyle koyunca. Burada 60, 60, 60 çıktı. Eşkenar üçgen çıktı. Buraları da çizgi oldu. Aynı şekilde bak burası da 60. Burası da 60 dış açılardan. Burası da 60. Burası da 60. Burası da 60 olur. Burası da 60 olur. Burası da 60 olur. Burası da 60 olur. Bunların hepsi ne oldu o zaman? Birbirine eşit oldu mu dostlar? Oldu. Bizden ne isteniyor? Buna göre altıgenin alanının eşkenar üçgenlerden birinin alanının oranı nedir diye soruluyor arkadaşım. Şimdi ben şuraya bir A diyecek olursam. Burası da A, burası da A, burası da A. Altıgenin alanı ne? 6 tane A kare kök 3 bölü 4 değil mi? Evet. Bu altıgenin alanının eşkenar üçgenlerden birinin alanı. Eşkenar üçgenlerden biri kenarı 3A değil mi? Evet. O zaman 3A'nın karesi kök 3 bölü 4 değil miydi? Normalde A kare kök 3 bölü 4'tü ama bir kenar 3A olduğu için 3A'nın karesi kök 3 bölü 4 yaptı orası. O zaman burada sadeleştireceğiz. Kök 3 bölü 4'ler gitti. Yukarısı 6 yaptı. Aşağısı da 6A kare. Yukarısı da 9A kare yaptı. Sadeleştirdik. O da kaç geldi? 2 bölü 3 geldi. Hocam başka türlü nasıl yapabilirdik? Ya hocam şunları şöyle çizip de alan dağıtmada yapabilirdik tabii ki. Şöyle çiz. Şöyle çiz. Sonuçta 6 tane eşkenar üçgen olacak bu. Dur olmadı. Şöyle çizince 6 tane eşkenar üçgen olmuyor mu bu? Oluyor. Ve bunlar da çizgilik eşkenar üçgen oluyor zaten. O zaman burada kalan A ise. Bak dikkat et. 6 tane A burada var. 6A bölü. Sonra şuraya bak. 1, 2, 3 tane burada. 6 da burada. 9A şeklinde de bulabilirdik. 6 bölü 9'u. Yani 2 bölü 3'ü bu şekilde de bulabilirdik. Evet güzel bir soru. Örnek 27 bu şekilde çıktı. Geldik örnek 28'e. Kısa kenar uzunlukları 1 birim. Uzun kenar uzunlukları 7 birim olan altıgen biçimindeki bir karton. Evet bunlar 7'şer birimmiş. Dikkat. 7, 7, 7 ve 7 birim. Şunlar da 1 birim 1 birim olarak verilmiş. Şekildeki katlandığında bir düzgün altıgen elde ediliyor. Katlayalım bakalım şöyle. Şöyle katladık ve şöyle katladık. Karşımıza ne çıktı? Bir düzgün altıgen çıktı. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Açalım geriye doğru. Şu şekilde de geriye doğru açalım lütfen. Birlikte açıyoruz şurada. Açtım hocam şurayı. Açtım hocam şurayı. Ve içerideki şu şekil ne? Bir düzgün altıgen. Bunu kullanacağım. Hocam şurası kaç derece o zaman? 120. 120. 120 diye gidiyor mu böyle? Evet. Hocam 120 ise buraya 60 kaldı. Üst üste binen açılar birbirine
geçit olduğundan burası da 60 oldu. O zaman burası da 60 oldu. 1 iken burası da. Aynı şekilde burası 120 ya. Hocam buraya ne kaldı? 60 derece. 60 ise üstte binen açılar 60. Burası da 60 oldu mu? 60 oldu. Aynı mantıktan dolayı 60'lar böyle oldu. 60'lar böyle oldu mu? Burada da oldu. Sonra ne yapacağız burada? 7 birimi de kullanacağız burada. Ama dikkat et. Bak burada ne çıkar? Hocam şurası 60, burası 60. 60 derece, 60 derece görünce aklına ne geldi? Eşkenar. O zaman şöyle bir eşkenar tamamlayacağız. Bak yeni bir bilgi öğreniyorsun şu anda. Dikkat. Bir düzgün altıgen varsa bazen dış açısı 60 derece olduğundan dolayı dışında bir eşkenar üçgen oluşturabiliyoruz. Bak şöyle de bir eşkenar üçgen oluşur. Şöyle de bir eşkenar üçgen oluşur. Şöyle de oluşur. Şöyle de oluşur. Şöyle de oluşur. Bazen altıgende, düzgün altıgende, bak düzgün altıgenimiz burası. Bir kenarın dışına doğru böyle kenarları uzattığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Bir eşkenar üçgen çıkıyor. Dış açılar 60 derece olmasından dolayı. Güzel bir teknik öğrendin. Burada da hocam dışa doğru çıkmış ya. O zaman burada da ne yapacağım? Bir eşkenar üçgen oluşturacağım. Şöyle. Oluşturdum mu bunu? Oluşturdum. Tamam. 60 60 60 yap. Sonra ne yapacağız hocam burada? 7'yi kullanmamız lazım. 7'yi 7'yi 7'yi. Kullanalım bakalım. Hocam ben şuraya bir x dersem. Burası ne olacak? 7 eksi x mi olacak? Evet. Hocam düzgün altıgen olduğu için buraları da 7 eksi x oldu mu böyle? Evet. Burası da 7 olduğundan dolayı buraya ne kaldı o zaman? X kaldı. Bak sen şu işe. Hocam şu bir eşkenar üçgen ya. Bak orası bir eşkenar üçgen. Güzel bir şey çıktı. Eşkenar üçgeninde. Şurası da bir birim değil mi? Evet onu da yazalım. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı ve şu kenarları da birbirine eşit olduğundan dolayı. Bak 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 güzel bir şey geliyor. Dikkat. Hocam buraya çizgi dersem çizgi artı x ise burası da çizgi artı x olmak zorunda çizgi oldu. O zaman burası da çizgi olmak zorunda. Çünkü diye x kenar çıktı ya tepe açısı 60. Buradaki açılar da 60'ar derece oldu. Yani bunlar 1 1 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız burada? 1'i bulduk burada. Sonra hocam burası da 7 eksi x zaten. Bu da bir eşkenar üçgen. 7 eksi x 7 eksi x 7 eksi x. İlk başta bunu oluşturmuştuk zaten. O zaman aynı zamanda burası da 7 eksi x oldu. Yani 7 eksi x kaça eşit oldu? 1 artı x'e eşit oldu. Buradan 6 eşittir. 2 x yapar. X de böylelikle kaç gelir? 3 gelir. Bak ÖSYM'de. Bunun benzeri sorusu çıktı arkadaşlar. Lütfen dikkat. Burada şu x'i yazmasaydık. X sonra 7 eksi x. Düzgün altıgenin eşitliğinden 7 eksi x'i yazmasaydık. Burayı x bulamazdık. Sonra bu kenarların eşit olduğunu bulamazdık. Şuranın eşkenar olduğunu bulamazdık. Gerçekten güzel bir soru. Lütfen dikkat edin. Dikkat etmeniz gereken sorulardan biri. Örnek 28'i de bu şekilde bulduk. Yani 3 bulduk. Ama bizden ne isteniyor? Düzgün altıgenin çevresi isteniyor. Dur. 3 ise o zaman 7 eksi burası 3 ya. X 3 ya. 4 oldu. Düzgün altıgenin çevresi de 6 çarpı 4. Yani 24 yaptı. Az daha yanlış yapıyordu. Evet. Cevap 24. Geldik örnek 29'a. ABCDF düzgün altıgen verilmiş. Burada bir oran verilmiş. Hemen orana bakıyoruz. Burası 3K. Burası da 2K. LA 2K. Sonra FL de 3K. 3K'yı yazdık. Hocam oranlama var. Alan yok. Alan dağıtımı olmayacak. Oran var. Oran isteniliyor. O zaman büyük ihtimalle nereden çıkacak? Hocam benzerlikten çıkacak. Benzerlik çıkacaksa o zaman aklımıza ne geliyor? Hemen karşılıklı kenarların paralel olması. Şu kenarların paralelliğinden bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Ama bak gelebilir. Şöyle yapabilirsin. Hocam bunlar paralel ya. Şurada dışarıda bir eşkenar oluşturursan. Bak dışarıda eşkenar oluşturursan şu paralelliği kullanıp güzel bir şey yapabilirsin. Süper. Başka bir şey yapılabilir mi? Hocam kelebeğe benzedi bu. Ama kanadı kırık kelebek. Nurtaç Hoca'ya selamlar. Nurtaç Hoca'm öyle diyor. Kanadı kırık. O zaman kanadı şöyle tamamlayabilirsin. Kardeşim o şekilde işlem yapabilirsin. Sanki bu daha kolay olacak. Bak biraz önce zaten dışarıda böyle bir şeyle şeyi oluşturmuştuk. Eşkenar üçgeni oluşturmuştuk. Burada da ne diyoruz? Şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Bu paralellikten bir şey gelecek mi diye yorumlayabiliriz. Şu paralellikte. Hocam şu paralellikte kanadı kırık kelebeği fark ettik. Hemen şöyle bir eşkenar üçgene tamamladık. 60 60 60 yaptık. Bir kenar 5K ya. 5K 5K 5K'ları yazdık. Evet kelebek çıktı mı dostlar burada? Çıktı. Tam olarak şurada bir kelebek çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Hocam bir kenar 5K'ydı. 5K yazdık. Kelebekteki oran bunlar belli değil. Eyvah ne yapacağız? Ama bak şu doğru da belli. 8K'ya 2K. Yukarıdan aşağıya 8'e 2 oran var. 4'e 1 oran var. Yani burada da o zaman 4'e 1 oran olacak şöyle. 4K'ya K demeyelim. X diyelim istersen. 4X'e hemen şöyle X diyoruz buraya. Bazen karışıyor işler. Burası da ne olacaktır o zaman? X olacaktır. Zaten bizden ne isteniyor? DL bölü LK, DK isteniyor. DL'yi 4X bulduk. DK 5X. O zaman cevap da böylelikle 4 bölü 5 oldu gençler. Evet örnek 29. Güzel bir soruydu. Cevap 4 bölü 5 oldu. Dediğim gibi oranlama varsa şurayı çalıştırıp ne vardır? Benzerlik vardır hocam falan filan kendiliğinden çıkıyor. Aynen bu şekilde. Evet geldik bir sonraki soruya. ABCD eşkenar dörtgen biçimindeki şekil 1'deki karton alanı iki eş parçaya ayıran doğru boyunca katlanıyor. Katlamadan sonra kartonun tek katlı kısımları kesilip atılıyor. Geriye kalan parça tekrar açıldığında çevresi 12 cm olan bir düzgün altıgen elde ediliyor. Şimdi gel bunu görelim. Hadi bakalım. Şu EF boyunca katladık. Sonra üçgen kısımlarını, tek katlı üçgen kısımlarını kestik, attık. Sonra kısmı açıyoruz geriye doğru. Karşımıza ne çıktı? Altıgen. Hatta bu düzgün altıgen. Tamam aynı şeyi hadi biz de yapalım şurada. Arkadaş burada katlandı bu. Katlama sonra
zamanda ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Açalım beraber. Hadi bakalım geriye doğru açalım. Hocam şöyle açtık. İlk şeklimize geri ulaşacaktık şöyle. E tamam, ilk şeklimize ulaştık. Ama biz burada bunları atmıştık. Bak dikkat et. Üst üste binen kenarların eşitliğini göstereyim ben ilk önce şurada. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Ondan sonra şu kenarla da şu kenar eşit olacak ama dikkat et. Şunları kesip attım. O zaman kesip atılınca şu parça kaldı. Bu parça da geriye doğru açılacak. O zaman geriye doğru açılınca bak şöyle mi olacak bu? Evet. Dur. Eğri oldu. Eğri büğrü. Şöyle bir şey olacak. Heh. Şöyle bir şey olacak. İşte açılan parça şurası kardeş. Atılan parçaları da anladın zaten sen. Açılan parça burası. İşte bu da düzgün altıgen olacak. Ha hocam burası çift çizgi çift çizgi olamaz mıydı? Evet, düzgün altıgen olacağından bu kenarla bu kenar eşit olacak ya. O yüzden çizgi oldu şansımıza. Düzgün altıgen çevresi de 12 santimetre olarak verilmiş. 12 ise 12'yi 6'ya bölsen 2. Bir kenarı 2 olacak. 2 olacak. 1 birim olacak. 1 birim olacak. Şurası da 2. Burası da 2. Bunlar da 1 1 olacak. Hatta bu düzgün altıgenin nesi? Hocam dış açısı. Burası da dış açısı. Hop eşkenar. Dış açısı. Dış açısı. Hop eşkenar. Yani bunlar da 2 2 oldu mu? Oldu. O zaman burası da 2. Burası da 2 oldu mu? Oldu. Şimdi arkadaş biz eski halini bulduk o zaman. Bir kenarı kaç çıktı? 4 çıktı. Buna göre kartonun katlanmadan önceki çevresi isteniliyor bizden. 4 4 4 4. Çevrede neye eşit olacaktır? 4 tane 4 var. O da 16'ya eşit olacak. Süper. Ama hocam biz şeyi kullanmadık burada. Eşkenar dörtgen işte iki eş parçaya ayıran doğru boyunca katlandığında. Demek ki iki eş parçaya ayıran doğru boyunca katladığımızda bu şekilde düzgün altıgen oluşur. Ama ben sana bu bilgiyi de es geçmeyeceğim. Bir paralel kenar olsun elimizde. Şöyle bir siyah bir paralel kenar çizeyim. Sana burada bir şey anlatayım. Bak paralel kenar boyunca anlatmadım. Şimdi anlatıyorum sana. Yeri geldi anlatıyorum. Bir doğru boyunca keseceksen ben bunu. Sonuçta paralel kenar için söylediğimiz eşkenar dörtgen için de geçerli. Bir doğru boyunca şöyle kes mesela. Kestiğin zaman eşit iki alan olmasını istiyorum. Ya da şöyle kestin eşit iki alan olmasını istiyorum. Nereden geçmesi lazım biliyor musun? Tam ağırlık merkezinden geçen bir doğru boyunca. Ağırlık merkezi tam burasıysa buradan geçen bir doğru. Mesela şu doğru eşit alanlı iki parçaya ayır. Hocam niye öyle? Bak şimdi. Burası köşegenlerin kesim noktasıysa eğer. İspatını yapıyorum. Köşegenlerin kesim noktasıysa bunlar birbirine eşit. Hocam şurada bir kelebek çıktı mı karşımıza? Çıktı. Kelebekteki oran kaça kaç? Kelebekteki oran 1'e 1. Alanlar oranı da o zaman 1'e 1 olacak. Yani burası A alanıysa burası da A alan olacak. Şuraya B alanı dersem köşegenden dolayı A artı B. Köşegenden dolayı burası da A artı B olmak zorunda. Çünkü yarısı A artı B olduğundan. Dikkat dikkat. Şurası A artı B yaptı. Bu doğrunun sol tarafı. Sağ tarafı da A artı B yaptı. Gerçekten tüm alan 2 artı 2 B iken A artı B A artı B diye ayırdı. Hoş bir soru değil mi? Yani hoş bir teknik değil mi? Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Bir paralel kenar ya da eşkenar dörtgen ya da dikdörtgen ya da kareyi böyle bir doğru boyunca kestiğimde bu böyle de olabilir fark etmez şöyle de olabilir. Eşit iki alanlı parçaya ayırıyorsa tam ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Hatta dikkat et şunlar da birbirine eşit oluyor. Bak 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 olaya bak. Hocam kelebekten dolayı bunlar birbirine eşit. Şuraya yuvarlak koyarsam çizgi artı yuvarlak çizgi artı yuvarlak o zaman buraya da yuvarlak kalıyor. Bu ağırlık merkezinden geçtiği için bak şunlar birbirine eşit. Bak şunlar birbirine eşit. Oldu mu arkadaşım? Oldu. Buna da dikkat et. Yeri gelmişken söylemek istedim. Geldik örnek 31'e. Biraz büyüteyim. Büyümeye ihtiyacı var sanki bunun. Evet örnek 31'deyiz şimdi. Kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün altıgen biçiminde kartonun ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renkte. C ve D orta noktalar olmak üzere. Altıgen 4 CD boyunca katlandığında şekil 2'deki gibi yedigen oluşuyor. Hmm. Hocam ben o zaman üçgeni mi böyle katladım? Hayır. Dikkat. Üçgeni, şuradaki üçgeni bu şekilde katlamadım. Bu şekilde katlasaydım şekil böyle olurdu. Demek ki ben bunu bu şekilde katlamışım. Şöyle. Yani bunu öbür tarafa doğru katlamışım. Çünkü arka yüzü kırmızıydı. Bayağı şu parçanın arka yüzü gelmiş ya. O yüzden bu parçayı katladığım oradan da belli aslında. O zaman ne yapıyorduk arkadaşlar? Katlanmış halini geriye doğru açmıyor muyduk şeklini açıyorduk. O zaman katlanmış halini geriye doğru açacağız. Hadi katlanmış şeklini geriye doğru açalım. Şekil biraz karışacak ama. Ama önce bir katlamayı da görelim ya. Tamam arka yüzü büyük şeklin bu olduğu için bunun bu tarafa doğru katlandığını anladık. Katlayalım beraber görelim. DC boyunca katlıyorum şöyle hop şu şekilde karşımıza geldi. Evet bu şekil karşımıza geldi. Ne yapıyoruz? Geriye doğru açıyorduk. Buna göre altıgenin A köşesinin ilk konumun konumuyla B köşesinin ikinci konumu arasındaki uzaklık. O zaman katlanmışı geriye doğru açalım. A köşesinin yeni konumunu bulalım. İlk konumunu bulalım. Şu katlanmışı açalım. İlk şeklimizi elde edeceğiz. İlk şeklimiz nasıldı? Hocam bunun devamında bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bunu çizmeliyim. O zaman açıyoruz kardeş. Bunun devamında bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Bak bu ne oldu? Bu tarafa böyle katlanmış oldu. Tamam. Evet. Burayı vermişti zaten. Şunları çift çizgi vermişti şöyle şöyle. Bunları da çift çizgi olarak vermişti. Şurası kaç derece? 120 derece. A noktasının ilk konumu burası. Buna göre altıgenin A köşesinin ilk konumuyla B köşesinin ikinci konumu. B köşesi neredeydi? B köşesi buradaydı. B köşesinin ikinci konumu katlandığı zaman hop şuraya gelecek. Burası. Yani bizden şu mesafe isteniliyor dostum. Bunu bulmaya çalışacağız. Tamam. Bulmaya çalışalım bakalım biz şimdi. Şimdi kenar uzunluğu 2 birim olan düzgün altıgenden bahsediyoruz. 1 birim 1 birim. Burası da ne oldu o zaman? Hocam burası 1 birim ya. 1 1 ise burası kök 3 mü yaptı? Evet. Sonra 2 birim 2 birim.
birim, 2 birim. Arkadaş burada ne yapmalıyız? Buradan sonrasında ne yapmalıyız? Bir şeyler yapmalıyız. Şimdi üst üste binen açılar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit olacak değil mi? Evet. Şimdi sıkıştık kaldık. Sıkıştığımız zaman üst üste binen açıların eşitliğini kullanmam lazım. Sonrasında ne yapacağız ya burada? Sonrasında ne yapacağız? Takıldık kaldık ya, bu çift çizgileri kullanabiliyor muyum ben? Peki şuradaki açıları kullanabiliyor muyum ben? Aa hocam buradaki açıları kullanabiliyorum. Dur. Şu açı kaç derece? Şurası zaten 30 derece değil miydi? Evet. Çünkü ikizkenardan 120 30 30 bak büyütüyorum şekli. Hocam burası 30 derece ya. Buraya kaç kaldı? 150 kaldı. Burası 150. Tamam. Yine aynı şekilde burası da 150 derece olacak. O zaman buraya kaç kaldı? 120 kaldı. Çünkü 150 iken 150, 30'u buradaysa 120 kaldı. Sonra 150 burada, 150 burada 300. Buraya ne kaldı o zaman? 60 derece kaldı. 60 derece oldu burası. Sonra ne yapacağız burada? Burada işlem yapmaya devam edelim. Şunu da uzatsam mı acaba diye böyle şey yapıyorum. Bak şunu da şekil karışacak diye uzatmıyorum ama şunu şöyle uzatsam 120 ise şurası kaç derece? 120. Burası 150. Uzattığım zaman burası 30 yapıyor. Uzattığım zaman burası da 30 yapıyor. 30-30 120 üçgeni burada da çıkıyor. O zaman burada çift çizgi çift çizgi. Yani kök 3 ise bunlar da bir yapacak mı? Yapacak. Bunun tamamı kaç? Bunun tamamı 2 olduğundan dolayı buraya da 1 kalıyor mu? Kalıyor. O zaman soru çıktı şimdi. Burası da 1 oldu ya. Arkadaş bunu böyle birleştirdiğimiz zaman tepe açısı 60 derece. Bunlar da 1. 180'den 60 çıkart 2'ye böl. O zaman 60 oldu. Şurada bir eşkenar üçgen çıktı. Burası 1 oldu. Burası 2. Burası 2. Burası da 2. Ve benden şu uzunluk isteniyor. Bu uzunluğu bulmaya çalışacağım şimdi. Bunu nasıl bulacağım? Her şey çıktı meydana. Arkadaş bu düzgün altıgenden dolayı 120 derece değil mi? Evet. Şimdi şuraya bakar mısın dostum? Bak. Şuradaki üçgene bak. Şuradaki üçgende ne oldu? Buradaki üçgende bu var 2. Bu var 5. 120 derece var. Ve x isteniyor bizden. Nereden bulacağız? Kosinüs teoremi hocam. Saç baş yoldurtma bana. Ne kosinüsü? Başlarım kosinüsüne. Aşağıda yapıyorum işlemimi. Şöyle bir üçgen geldi. Bak 120 derece burası. Burası 2. Burası 5. Hocam 120'nin mantığını kullanırız. 60'ı kullanırız. Çekeriz buradan bir dikey. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 yapar. Burası da kök 3 yapar. Kök 3 ve alttan Pisagor bağıntısı. X'i bu ulaşırız. X kare kök 3'ün karesi 3. 6'nın karesi 36. O zaman 39 yaptı. O zaman x'i de böylelikle kök 39 diye bulduk mu gençim? Gençim. Arkadaşım bulduk. Bulduk mu genç? Bulduk valla. Biraz yıprattı soru diyeceğim ama çok da yıpratmadı. En son şuradaki hamleyi yapınca şu açıları yazınca çıkıverdi. Yani bu açıyı yazınca 150. Şunu uzattık 30 yaptı. Bunu uzattık 30 yaptı. Şurası 1 yaptı. Şurayı da 1 bulunca kendiliğinden sonrası çıktı. Bazılarınız ya hocam ispata ne gerek var? İşte buranın da 1 olduğu belli falan. Ya biz her şeyin nereden geldiğini gösterelim de. Önemli olan bu kardeşim. Evet, güzel bir katlamaydı. Farklı bir katlamaydı. Şimdi geldik düzgün çokgenin alanına. Arkadaşlar müfredatta olmayabilir. Ya yoksa niye veriyorsunuz hocam diye şey yapabilirsiniz ama gerçekten basit olduğu için veriyorum. Kimse emin değil bu konuda. Çünkü şeyde alan yok diyorlar mesela. Bazı kesim dörtgenlerde alan yok diyorlar ama hep üçgende alan dağıtımı bilmem neden çıktığı için dörtgende alan da çatır çatır çıkıyor yani sınavda. Karenin alanı çıkıyor. Dikdörtgenin alanı çıkıyor. Bu çokgenin alanı niye çıkmasın değil mi? Bir de o var. Şimdi arkadaşlar bir çevrel çemberin yarı çapı verildiğinde köşelere gittiği zaman çevrel çemberin yarı çapı. Bir de işleyen çemberin yarı çapı verildiğinde bir formül var. Formülü ezberle diye vermiyorum zaten. Formülsüz yapacağız. Arkadaş bu eğer bizim çokgenin merkezi ise şuradaki üçgenden böyle kaç tane var? En kenarlı bir çokgense en tane yok mu burada? Var. O zaman hocam şu üçgenin alanını bulacak olursam ben. Bu üçgenin alanından kaç tane olacak? En tane olacak. Bu üçgenin alanı nedir? Hocam bu üçgenin alanı R çarpı sinüs alfa bölü 2. Ha ne oldu hocam, yazdım buraya. Yani R kare sinüs alfa bölü 2. Sinüs yazdın. Yo 30'u görürsem ben dik çizerim. 60'ı görürsem dik çizerim. Ya da 60'ı görürsem eşkenar olur zaten. 45'i görürsem dik çizerim kardeşim. Hani burada aradaki açı alfaysa bu şekilde de bulunabiliyor. Tamam. O zaman R kare sinüs alfa yaptı burası. Ama bu üçgenden en tane var. O yüzden alan N R kare sinüs alfa bölü 2'ye eşit. Ezberleme kendin çıkartacaksın. Ne yapacaksın? Şu üçgenin alanını bulup L'le çarpacaksın. Aynı mantık. Hocam burada da işleyen çemberin yarıçapı verildiğinde o zaman ben şu üçgeni oluştururum kardeşim. Şu üçgeni oluşturdum. Şu üçgeni oluşturdum. Bu üçgeni oluşturunca ne oldu o zaman burası? Hop şöyle. Bu üçgenin alanı nedir? Hocam A çarpı R bölü 2. Bundan N tane var. N tane A çarpı R bölü 2 dersem bak ne çıkıyor? Nar bölü 2 çıkıyor. Ezberleme. Zamanında ben ezberlemeye kalktım. Yapamadım. İşte ezbersiz bir şekilde böyle bulursun. Yani merkezden böyle bir üçgen oluştur. En kenarlı çokgeninde L'le çarp. Üçgenin alanını bul. L'le çarp. Olay bitsin kardeşim. Bu kadar basit. Hemen sorusuna bakalım. Mesela 32. soru. Düzgün sekizgen verilmiş ve bu köşegen verilmiş. Köşegene baktığım zaman ilginç bir köşegen. Niye ilginç? Hocam sekizgende bak bu köşegen dört kenarı dört kenar ayırmış. En uzun köşegen simetri ekseni olan köşegen. Simetri ekseni olan köşegen nereden geçiyor? Merkezden geçiyor. Şöyle merkezden geçiyor. O zaman merkezin ben bunun üstünde olduğunu biliyorum. Çünkü simetri eksenlerinin kesim noktasında oluyor. O zaman bir tane daha simetri ekseni çizeyim ben. Hop şöyle çizdim mesela. O zaman çizince tam merkez burası oldu. Hatta bu çevrel çember yarıçap. O zaman burası 4 yaptı mı yaptı. Burası da 4, burası da 4. Bu üçgenden kaç tane var? Hocam bu üçgenden 8 tane var. Üçgenleri oluşturacak olursak
olarak böyle 8 kenarlı ya. O zaman 360'ı 8'e böldüğüm zaman 45 yapıyor. Burada kaçı? 45 buldum. O zaman ne yapacağız? Şuranın alanını bulup tüm alana da ulaşabiliriz. E bu alanı 4 çarp 4 çarp sinüs 45 bölü 2'den mi yapacağız? Git git oradan. Ne sinüsü? Çekersin buradan diki. 90'ın karşısı 4 ise 45 45 90 üçgeninde 4 bölü kök 2. 4 bölü kök 2'de nedir? 2 kök 2'dir. Burası 2 kök 2. Üçgenin alanı 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Ama bundan 8 tane var. Bir de çarpı 8 deriz. Olay biter. Yani alanda böylelikle ne buluruz? 4 kere 8 32 kök 2 olarak buluruz. Ezberlenecek bir şey var mı? Yok kardeşim. Bir tane üçgeni bul. En kenarlıysa enle çarp. 8 kenarlıysa 8 ile çarp. Geldi örnek 33'e. Evet. Burada da ne demiş? Merkezi etrafında saatin dönme yönünde 240 derece döndürülen yukarıdaki düzgün çokgenlerden hangilerinin görüntüleri başlangıçtaki görünümü aynıdır? Arkadaş şunları şöyle bir şey yapalım. Merkezi burası verilmiş ya. O zaman bu merkezden ben şu üçgenleri oluşturacak olursam. Düzgün altıgende zaten ne oluyor arkadaşım? Alt tane eşkenar üçgen değil mi? Alt tane eşkenar üçgen. O zaman şu açı kaç derece? 60 derece. Düzgün sekizgende 360 bölü 8'den açımız kaç derece yapıyor? 45 derece yapıyor. O zaman bir tane açımız 45 derece yapıyor. Şuradaki açıyı belirleyelim o zaman. Hemen yazdık buraya. Sonra bu da kaçgenmiş. Kaçgen olduğunu söyleriz şimdi. Oy bu dokuzgen. Karşı kenara gitmiyor. Dokuzgense o zaman bu üçgenden kaç tane olacak böyle? 9 tane olacak kardeşim. Tamam. Oval oldu ama anladın sen olayı. Dur bakayım. Hızlı bir şekilde çiziyorum kardeşim. Dur. Çizmeden olmasın. Çizeyim. Şimdi kardeş ben burada 360 bölü 9'u da kaç yapıyor? 40. Şurada kaç? 40 derece. Bir döndürme hareketi yap. Döndürme hareketi yaptığımda aynı olmasını istiyorsam bu mavi köşenin nereye gelmesi lazım? Mavi köşenin buraya gelmesi. Sonra bu köşede buraya gelmiş olacaksın. Şu yarı çaplara bak. Bunlar hepsi birbirine eşit. Yani değişiyor mu? Değişmiyor. Şekil cuk diye oturuyor. O zaman ben bunu döndürdüğümde bir döndürme açısı döndürdüğü aynı şekli elde etmek istiyorsam kaç derece döndüreceğim? Hocam burada şuraya gelmesi için 60 derece döndürürsem ben eğer baksana buradan buraya şuradan şuraya dönme açısı kaç? 60 derece dönüyorsa her bir 60 derece döndüğünde aynı şekli elde edebilir miyim ben? Elde edebilirim. Bana diyor ki 240 derece. O zaman 240. 240'ı 60'a bölsem kaç yapıyor? 4 yapıyor. O zaman ben 4 tane 60 derece döndürürsem yine aynı şekli elde edeceğim kardeşim. 4 tane 60 derece. 1, 2, 3, 4. Hatta bu köşe buraya gelmiş oluyor. Yine aynı şekilde karşılaşıyor muyum? Evet. Peki buraya bakalım. 240. Burada kaçı? 45 derece mi? 45 derece. 240 45'e bölünüyor mu? Bölünmüyor kardeşim. Yani 240 45'e şey hesaplamaya çalışacağım şimdi. Kaç tane 45? Şu 240'ı bak. 240'ı 45'e bölsem. 6 kere 4 değil. 5 kere 5 25. 5 kere 4 20. Evet. 5 defa. Hocam 1, 2, 3, 4, 5 defa dönecek. Bir de buraya gelecek. Yani şu dönerken şöyle dönüyor, 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 dönüyor. Bu tam böyle kaç yaptı şöyle döndüğünde? Pardon, oval yaptı burası. Şöyle döndüğünde, buraya geldiğinde kaç defa döndürdüm ben buradan? 1, 2, 3, 4, 5 defa döndürecektim pardon. 5 defa döndürünce. 5 kere 225 derece döndü. 240 derece tam buraya mı geliyor? Evet. Yani biz bir çokgen oluşturacaksak artık bu şekilde mi oluşacak? Tam bunun üstüne oturuyor mu? Hayır, oturmuyor. Yani aslında ne diyeceğiz? Dönme açısı bizim 45 derece olacak. O zaman 45 derecenin katında aynı şekli elde edeceğiz diyebiliriz. 240 45'in katı olmadığı için bu olmaz. Evet 3 olmadı. Şunu iptal ettik. 40'a bakalım. 240 40'a böldüğün zaman hocam 6 yapıyor. O zaman buradakini 6 defa 1 2 3 4 5 6 defa döndürdüğümde tam buraya geliyor. 240 tam da 40'a dönmüş şey yapıyor. Yani bunun dönme açısı 9'genin de dönme açısı 40 derece. Her bir 40 derecede döndüğünde şekil aynı görüyoruz. O yüzden aynı şekli elde ediyoruz. Başlangıçtaki görünümünü elde ediyoruz. O zaman bu da oldu mu gençler? Oldu. O zaman ne diyeceğiz? Bu oldu. Bu oldu. Cevap 1-3 olacak. Ve sınavda da böyle soru yine çıktı. Benzeri sorusu yine karşımıza çıkabilir gençler. Dikkat edin. Cevap D şıkkı oldu. Yani ne öğrendik burada? Bir düzgün çokgenin dönme açısı. Dönme açısı şuradaki açısı kadar. Şuradaki açısı kadar. Merkezdeki. Üçgenleri oluşturduğun zaman. Oradaki açı ve katları aynı şekli oluşturur bize diyeceğiz. Ve bitmiş kardeş. Bitmiş bitmiş bitmiş. Çokgenleri de böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. Hemen en zevkli kısma gelelim. Bu daha zevkli oldu şimdi. Bütün dörtgenleri bitirmiş oluyoruz. Şuradaki atacağımız tikle birlikte. Hadi bakalım güzel bir tik atalım şuraya. Heyecanlı bir tik atalım. 27. gün nanay. Dur olmadı kırmızıyla. 27. gün nanay oldu. Bunu da hallettik çok şükür. Güzel bir şekilde üçgeni ve dörtgeni hallettik. Bundan sonrası zaten su gibi akar diye demiştim zaten üçgende. Su gibi akar geçti. Şimdi dörtgenlerle birlikte ne yaptık? Üçgenleri de tekrar etmiş olduk. Üçgenleri de sağlamlaştırdık. Çok iyi bir şekilde gidiyoruz. Şu an TYT'de. Şu an TYT'de. 7'lerde 8'lerdesiniz. Kesin ve net bir şekilde. 7'lerde 8'lerdesiniz. Sizden iyisi yok. Bir de katı cisimleri yaparsanız full yapacaksınız zaten. Ama katı cisimleri sona bırakıyoruz tabii ki. Sırada ne var? Çember var. AYT'ye giriş yapacağız. Mecburen. Çünkü katı cisimleri şimdi anlatırsam yanar, yanar, yanar. Aslında çok da kolay da. Onu da ben size kolaylaştıracağım. Hiç merak etmeyin. Evet gençler böylelikle burayı hallettik. Dur. Şuraya da gelelim. Buraya da tik atmak lazım. Burası, burası, burası. Evet şurayı da hallettik. Ödevimiz var mı? Var. Nerede ödevimiz? Kitabımızda. Soru bankası kitabında.
kitabında şurada görüyorsun arkada. Oradaki soru bankası kitabında sayfa numarası 138 ve 147 ile yapıyorsun. Çokgenleri de bitiriyorsun. Olay bitmiş oluyor. Sonra yarın da 28. günle çembere başlamış oluyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki günde 28. günde çemberde çok zevkli, en zevkli konulardan biri daha. Anlatırken çok keyif alıyorum. Zaten bunu da göreceksin. Çember konusunda görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.